Tamam, sen bırak artık, ben hallederim gerisini. Çek elini anne. Madem bir ders verdin, yarıda kalmasın ama, değil mi? Ah kızıma. İnşallah bir gün sen de anne olursun da anlarsın. Hangi anne ister kızım kızının kötülüğünü? Ben hep senin iyiliğin için. Bırak ya. Ne iyiliğiymiş? Sayende anne falan olmayacağım ben. Neden biliyor musun? Senin gibi bir anne olmaktan korktuğum için. Deme öyle Çiçek. Deme öyle kızım. İnşallah sen daha iyisin olursun. İnşallah senin çocukların çok rahat şartlarda büyürler. İnşallah. Nasıl olacak o? Ben de senin gibi hizmetçiyim. Babam gibi kaba, cahil bir adama layık olacağım anca. Hizmetçilerin kaderi bu ya. Bana gördüğün gelecek bu mu anne? Senin kendine layık gördüğün gelecek ne acaba kızım? O armağanın peşinde kapılıp hayatı öyle mi geçirmek? He? Bu mu yani? Bu mudur kendine layık gördüğün gelecek? Kızım hiç tanımıyorsun, ben aptal değilim. Evet. Sen de hayatı hiç tanımıyorsun Çiçek Hanım. Zaten hangi aşık hayatı tanımış ki? Nereden biliyorsun? Sanki aşık oldun da. Ne oluyor burada bağırış çağırış? Annene bağırma Çiçek. Saygısızlık edip üzme kadını. Tamam, sen de otur biraz Hacer. Çiçek. Buyurun Armağan Bey. Ne Armağan Bey ya, saçmalama. Hadi gel otur şuraya. Hayır, ben servisinizden sorumluyum. Bak kalbimi kırıyorsun ama çirkin. Hep beraber yiyeceğiz tatlıları. Hadi otur şuraya. Hayır, uygun olmaz. Ya Hacer abla bir şey söylesene şu kızına. Otursun bizimle. Armağan, bırak kız işini yapsın. Bulaşık falan yakacaktır içeride. Arkadaşın haklı. Bulaşıklar ben beklerim. Çiçekçim, benim tatlım gelmedi. Tabii. Ablacığım, sen getirir misin tatlıyı? Hı? Bulaşıklar da beklesin. Ben yıkarım bulaşıkları. Yok, ben... Hadi geç otur şuraya. Otur. Ya amma abartın Armağan sen de. Dünyalarımız farklı arkadaşım, zorlama. Bizim dünyamız aynı Çiçek'le. Sizinki farklıysa oturmayabilirsiniz. Armağan, ne oluyor abi? Ne demek şimdi bu? Ne anladıysanız o abi. Rahatsız olan gitsin diyor yani. Yok, siz rahatsız olmayın, ben kalkarım. Yok. Sen rahatsız olma kül kedisi. Ben gidiyorum. Ya yapmayın arkadaşlar, kaçırmayın şu günün tadını ya. Yok ya, Cemre haklı. Ben de kalkıyordum zaten. Baksana masanın ne tadı kaldı ne tuzu. Bak, bu altın, bu elmas, bu da pırlanta. Tamam Aslı, anladım. Bir tane bile ucuz mücevherin yok, tamam. Ay, sayende artık var, hem de sponsora verildi. Ya sen bu adamları aptal mı zannediyorsun? Yıllardır bu işin içindeler. Kendi mallarını mı tanımayacaklar? Denemeden bilemezdik. Ya sen beni nasıl küçük düşürdüğünün farkında mısın? Farkındasın tabii, amacın da bu zaten. Sen kıskanıyorsun ya beni. Sen benim gölgemde kalmaya dayanamıyorsun değil mi Alper? Aslı bak, başka bir boyuta geçiyorsun. Dikkat et söylediklerine. Yalan mı? Ha? Ateyi de geri getirmişsin. Sen kime sordun? Kafana göre davranamazsın benim evimde. Senin evin? Ah Alper Bey, ah. Yani kendi başını da yaktın, benim başımı da yaktın. Ayağım kırılaydı da ben geri dönmeyeydim şu eve ya. Ay neyse, şimdi benim ayağım kırıldı. Senin ayağın kırılsaydı da gelip beni almasaydın şu evden. Ben Atiye'yi geri getirmesem ev iki günde çöplüğe döner be. Hayat sefil olur. Ne münasebet ya, ben kendi kızıma kendim bakabilirim. Güldürme beni Allah'ını seversen. Nerede bakacaksın?
Fatih olmasa hepimiz perişan oluruz. Bal gibi biliyorsun sen de bunu. Gel sen gel, duyma bunları sen. Gel anne, gel biz kurabiye yiyelim. Ay aman Atiye, takıntısı ne acaba? Çok istiyorsan kızına o analık yapsın. Sana da karılık yapar belki. Ay yok artık sen. Terbiyesiz. Sen de neyin yapar hiç merak etme. Ay iyice sapıttı bunlara. Vallahi sapıttı, hepsi sapıttı. Ah be kuzum be. Ha ben giderim bunlardan kurtulurum da. Ben bu çocuğu kime bırakayım ben? Bunları mı bırakayım seni ya? Ne yapayım, sen kimlerin eline düştün anneciğim? Sana inanamıyorum Alper ya. 3 kuruşluk hizmetçiyi tepemize çıkardın. Kapısına gidip yalvar yakar döndürmek ne demek? Atiye'den daha iyisini bulamayız. Aklın varsa sen de gidip benim gibi yalvarırsın bize geri dön diye. Bak adamların hizmetçisi çocuk kaçırmaya kalktı. Ay, ya verdiğin örneğe bak. Yiğit o kızı başına bunlar gelmeyecekti. Atiye kalacak. Gerekirse gider sponsorla konuşurum, özür dilerim, tamam mı? Hı-hı, aynen öyle yapacaksın. Pislik. Atiye. Atiye. Kusura bakma ne olur, biliyorsun oyunu. Yok tamam Alper Bey, siz de öyle benim yüzümden başınıza eğip de özür dilemeyin yani. Alın siz bunları. Alın alın. Alın gidin satın bunları da yeni küpesini alırsınız işte. Atiye sen ne kadar iyi kalpli bir kadınsın ya. Senin çok temiz bir kalbin var. Ben çocuğuma sen bakıyorsun diye çok mutluyum. Şirkete gidiyorum ben. Akşam görüşürüz, tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoş geldiniz. Bunu da temizleyebilir misiniz? Tabii ki. İç. Ay bir kötü oldum. Anlatacağım şimdi. Tamam canım. Ay hayır olsun. Ay. Söyle bakayım. Söyle. Abla benim başıma neler geldi. Durduk yere. Çok acayip şeyler oldu. Ne oldu annem? Gir. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. O aşağıda olanlar neydi öyle Armağan? Görmüşsün işte. Gördüm. Görmez olaydım. Oğlum evden hiç misafir kovulur mu? Teknik olarak ben kovmadım. Onlar gitmeyi tercih etti. Peki çiçeği masaya oturtman şart mıydı?
Misafirlerini huzursuz ettin. Armağan, ben sana böyle mi öğrettim? Nerede kaldı nezaket? Herkese eşit davranmak da çok önemli bir nezaket kuralı anneciğim. Bunu da senden öğrendim. Evet, ben sana herkese eşit davran dedim. Ama git hizmetçiyle sevgili ol de. Çirkin. Çirkin amandır. Bak Belkıs Sultan duymasın vallahi keser ikimizi de. Ne aldın evimize? Annemin istediklerini aldım işte. Hmm. Sevdin mi? Merhaba Cer teyze. Merhaba canım. Artık açtın mı? Haber. Ne yapıyorsun sen? Ya senin istediklerini yerleştiriyorum işte. Ben sana ne dedim? Armağan'la oynaşmayacaksın demedim mi? Ya anne ne saçmalıyorsun ya? O benim sadece arkadaşım. Kızım sen bunu anlamıyor musun ya? Biz onların arkadaşları falan değiliz. Biz onların çalışanlarıyız. Öyle istediğin gibi sen Armağan'la gülüp eğlenemezsin. Çiçek bak seni son kez uyarıyorum. Bir daha bu eve girmene izin vermem. Hay batsın evinizde armağanınızda. Armağan. Kalk kahvaltı hazır. Armağan kahvaltı hazır. Hacer abla, geliyorum abla. Tamam, geliyorum. Tamam. Geliyorum abla, sen geç, geliyorum ben. Uyandı mı? Uyandı mı Hacer? Evet uyandı. Misafiri mi var? Yok. Kimse yoktu. Allah Allah. Dün gece çok geç geldi. Arkadaşının partisindeydi. Biraz gürültü yapınca ben de biriyle geldi sandım. Yanlış duydum herhalde. Herhalde. Gitti atladık. Ben dün ne içtim öyle ya? Biz nasıl bu hale geldik? Ya bilmiyorum ne içtin ama çok sarhoştum. Peki biz yani seninle ben dün ne yaşadık biz? Merak etme. Aramızda hiçbir şey olmadı. Sadece uyuduk. Oh tamam. Şey diyeceğim. Benim annemi gözükmeden çıkmam lazım. Ne yapacağım? Bilmiyorum ya bir şekilde hallederiz de.
Ta. Size pasta yaptım. Bugün bendensiniz. Neyi kutluyoruz? Hiç. Öyle içimden geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Nasıl görünüyor? Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Yalnız kağıt tabak kullanıyoruz. Bulaşık çıkmasın, kusura bakmayın artık. Sen bir şey demeyecek misin? Ne bileyim, aferin kızım. Elin iş tutmuş falan. Tuhaf bir koku var bunda. Ne koydun sen bunun içine? Zehirlenmeyelim. Öte ya. Ay soğusun diye buzdolabına koymuştum ama acaba bakayım. Anne ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin sen? Ya ne istiyorsun benden ya? Sana hayat dersi veriyorum. Eğer ananın sözünü dinlemezsen burnundan çıkmaz. Ya ne yaptın bile, suçum ne benim? Sen ne suç işlediğini bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Ne? Ay yapma. Ah, sana hatırlattın ne suç işlediğini. Ha? Yediğin hatları hatırladın mı? Susuyorum. Susuyorum. İçimi atıyorum. Senin hakkında kötü konuşmasın derdi. İçimi atıyorum, konuşmuyorum. Senin sonun o kız gibi, o derin gibi olmasın diye susuyorum. Bu konuşanlar mı iyi? Ahlaksız olan derin değil. Senin zihniyetin. Bana bak. Can. Bana bak, daha fazla konuşup beni zınardan çıkarma. Defol. Yıka karşımdan. Terbiyesiz. Tamam. Utanmaz. Tamam, sakin ol. Ne olur ya. Oturur musun lütfen? Hadi. Hadi. İyi misin? Değilim. Tamam. Ahlaksızmışım ben. Ahlaksız mıyım? Tamam. Sanki kötülüğünü izliyorum. Tamam, ne olur ya, yapma lütfen. Tamam, sakin. Nefes al. Tamam. Ben biliyorum malımı. Gitsek seni başkasından çıkarsa kırsın. Tamam, sen bir sakin olur musun lütfen? Nefes al. Bir bak bakayım bana. Bir bana bakar mısın lütfen? Ben gidip konuşacağım, tamam, merak etme. Ben konuşacağım. Kal sen burada. Hacer, kolay gelsin. Ya bu mantı organizasyonu da nereden çıktı böyle? Ben bir kere yaptıydım. Armağan'ın arkadaşları çok sevmiş. Dedim gene yapayım da yesin çocuklar. Vallahi iyi yapmışsınız. Anne, benim işim bitti. Eğer başka bir şey lazım değilse ben gidiyorum. Yok. Sen dur, sen bana lazımsın. Niye? Servise yardım edeceksin Çiçek. Anne, sanki Armağan'ın arkadaşları 30 kişi geliyor. Sen yaparsın, ben gidiyorum. Hayır. Kızım, ben koyacağım, sen servis edeceksin. Açmayacak mısınız? Ben mi açayım? Çiçek, git misafirleri karşıla. Anne. Çiçek, işim yok. Anne yapma. Çiçek. Git. Kapıyı duyan yok mu? Açsanıza. Gördün mü onu söyledi? Aa, Çiçek. Niye böyle giyindin kızım? Kostüm temalı mantı partisi mi vardı? Hoş geldiniz. Hadi geçin salona, açsınız değil mi? Bir şeyler yeriz hemen. Sonra da atarız. Ya bu kız bildiğin fil kedisiymiş meğer. Gece prensesti, gündüz hizmetçi.
Servis biraz yavaş galiba. Aç kaldık burada. Tek bir şeyler yok mu ya? Çok yavaşsınız. Sıçakalın. Partide bu kadar sakar değildi bu kız. Yeter. Uzattınız ama. Her şey yolunda mı çocuklar? Ben temizlerim. Tamam ver ben hallederim. Dokunma bana. Kızım. Dokunma dedim. Kızım deme bana. Sen ne biçim bir annesin ya? İnsan kızına tuzak kurar mı? İnsan düşmanına yapmaz bunu. Resmen beni rezil etmek için planlamışsın her şeyi. Aa, kızım ben sana tuzak kurar mıyım hiç ya? Olur mu öyle şey? Ben sadece yerini bil istedim. Kızım derin gibi olmanı istemiyorum. Ya derin derin derin. Yeter artık ya. Bıktım hep aynı şeyi duymaktan. Benim sonum onun gibi de senin gibi de olmayacak, anladın mı? Ben onun gibi kaderime de sana da boyun eğmeyeceğim. Çekil.